Evet dostlar, konumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük destekçisi kimdi? Çanakkale'yi destanı bilmeyen kimse yok. Şehitliğimizi bilmeyen kimse yok. Ve Mustafa Kemal Atatürk'e kimsenin bilmediği bir güç tarafından arkadaşlar yardım gelmiştir. Bu yardım tabii ki Türk ulusunla beraber en büyük yardım Yüce Rabbimizden gelmiştir dostlar. Bazılarınız yadırgayabilir, nasıl yani falan diye konuşabilir. Şimdi bazen videoda size delil olarak sunacağım zaten arkadaşlar. Yüce Rabbimiz en büyük yardımı Mustafa Kemal Atatürk'e çarpıştığı dönemlerde Çanakkale olsun, nerede cephelerde mücadele ettiyse Yüce Rabbimiz Mustafa Kemal Atatürk'e yardım etmiştir. Peki diyeceksiniz ki Mustafa Kemal Atatürk'e Rabbimiz niye yardım etsin? Bakın arkadaşlar, Mustafa Kemal Atatürk Rabbimiz tarafından seçilmiş bir yüzyılın mehdisidir. Ben bunu bak çoğu kayıtlarımda dinleyen olduysa, dinlemeyen olmadıysa da dinlesinler, baksınlar bazı kayıtlarım rast gelirse. Bunu özellikle belirtiyorum. Uzaylılar dediğimiz varlıklar Mustafa Kemal Atatürk'e yardım etmiştir. Peki uzaylılar kim diyeceksiniz? Demin de bahsettiğim gibi bazı kayıtlarımda uzaylıların sadece melek olduğunu sizlere uzun uzun anlattım. İnşallah o kayıtlarda anlamışsınızdır. Ve demin de bahsettiğim gibi arkadaşlar, sizlere kayıtlarla örnekler vereceğim. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün gizlenen vasiyeti var bir arkadaşlar. Asıl Mustafa Kemal Atatürk'ün gizlenen vasiyeti ortaya çıktığı zaman anlaşılacak ki Mustafa Kemal Atatürk Rabbimiz tarafından seçilmiş görevli bir kuldu. Tabii ki Rabbimizin seçtiği bir kula Rabbimizin meleklerini gönderir, yardım ettirir arkadaşlar. Birazdan koyduğum videolarda sizlere zaten bu örnekleri sunacağım. Bu vasiyet konusunda en büyük açıklamaları yapan ve dile getiren, ortaya çıkaran, çoğunlukla gizlenmesinde izin vermeyen Meriç Tunluer beyefendi bunun üzerine çok çalışmalarda bulunuyor ve bazı belgeleri elde ediyor ve bunu bazı kanallarda anlatıyor ve Mehdi'nin müjdesini Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiğini anlatıyor arkadaş. Bunu anlatıyor ama devlet tarafı gizliyor. Gizlemeye de direniyor. Günün Kenan Evreni günü dolduğu zaman Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetinin bakıyor, sakıncalı görüyor. Neymiş efendim? Bu çıkarsa halifeli kortlar. Halifeli kortlar demesinin sebebi orada Mehdi'yi görüyor. Ve Mesih'i görüyor ve orada Hazreti Meryem'i de görüyor. Ve Ayasofya'ya geleceğini söylüyor. Bakınız bazı televizyon TV programlarında Mehdi olarak çoğunlukla böyle açıklamalar yapıyorlar. Daha evvel Mehdi konusu açıklama yaparken Atatürk'ün önderliğinden falan bahsedilmiyordu. Sadece müşriklerden, bu hadisçilerden çoğunlukla bahsediliyordu. Ve bu vasiyet ellerine geçtikten sonra, bu arkadaşların isim vermiyorum, ellerine geçtikten sonra Atatürk'ü över oldular. Ve bakın tarif vermeye başladılar. Eğer ki o kanalları takip ediyorsa, isim vermiyorum kanalın ismini, ediyorlarsa artık tarih vermeye başladılar. Vasiyetin içinde de zaten verilen tarih
2023 olarak biliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın o şahsı internete yazdı mesela, Google'a yazınca artık teknoloji çağındayız yani, bunu çocuklar bile kullandığı bir teknoloji. Yazın Mustafa Kemal, kusura bakmayın, Mehdi ne zaman zuhur edecek? Hemen hemen o kişinin kayıtlarını göreceksiniz, isim vermediğim şahsın. Çoğunlukla 2023'ü söylüyor arkadaşlar. Bu da söylemesinin sebebi, onun da Mustafa Kemal Atatürk'ün gizli vasiyetinden haberi olmasındandır. Ve bunu ortaya çıkaran, özellikle demin de bahsettiğim gibi, Mectumlu Er Beyefendi halen şu anda mücadele etmektedir. Kendisinden de bazı konu hakkında kendisinden de görüştüm. Kendi düşüncelerini de aldım ve İnşallah bu işi bırakmayacağını söylüyor. İnşallah da bırakmayacak arkadaşlar. Bizler de herhangi bir elimizden gelen bir şey olsa yardımcı olmaya çalışırız tabii ki. Ve bu konu hakkında kimsenin üstüne düştüğü yok. Bazıları kafalarına göre 2023 olarak hani devlet, hükümet söylüyor. Bunlar kafalarına göre şekillendirmeler yapıyor. Kafasına göre 2023 anlatıyorlar. Yok, Lozan Anlaşması bitiyor, milleti midesini bulandırmaya, yalandan yere. Bakın, devlet yönetimi saray yapmıştır. Sarayı da yapmasının sebebi, Mustafa Kemal Atatürk'ün gizli vasiyetini bildiği için yapmıştır. Mehdi gelecek, Mehdi oraya oturacak. Belki de kendilerinin Mehdi olduğunu düşünüyorlar. Onları biz bilemeyiz. Onu Rabbimiz bilir, kendisiler bilir. Ve saray yaptılar. Ve oraya Mehdi'nin geleceği ve 2023 hedefimiz diyorlar. Bunları demelerin sebebi, 2023 demelerin sebebi, Mustafa Kemal Atatürk'ün gizli vasiyetini bilmeklerinden ileri geliyor. Ve bakınız arkadaşlar, Hak'tan Akdoğan Bey çok güzel tespitlerle ve belgelerle videoları sunuyor. İnşallah zaman bulursak arkadaşlar, sizlere bu videoları da paylaşacağım arkadaşlar. İlk evvela sizlere bir video paylaşım arkadaşlar. Melih Tunlu Er'in bir konuşmasını sizlere dinletiyorum arkadaşlar. Kuzey Afrika, Japonya'ya kadar devasa büyük bir Türk İslam Birliği'ni kuracağını ve bunun başına da Peygamber Efendimiz'in soyundan 12 imamdan gelecek olan evladı resulden o bir zatın sahibi, da o bu sahibi. birliğin başına geçeceğini bizzat söylüyor. Yani açıkçası Atatürk'ün gizlenen vasiyetinde Hazreti Mehdi'den bahsediyor. O Buyurun. sahibi. Yani şimdi burada şaibedir. Bir dakika. O Bir dakika. Evet dostlar, sizlere bir video daha paylaşıyorum. Hak'tan Akdoğan Bey'in videosu bu. Bu Uzay Bilim Araştırma Dernek Başkanı'dır kendisi. Siro üzerinde bir dernek başkanıdır. Kendisinin bu vereceği bilgileri muhakkak dikkatle izleyin arkadaşlar ve bu videoyu izlediğinizde şunu anlayacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk'e yardım eden uzaylı denilen aslında melek olduğunu anlayacaksınız. Ve kimin yardım ettiğini bu ve delillerle kendisi Hak'tan Akta Bey sunuyor. Muhakkak dikkatten izleyin arkadaşlar. Yolun. Yıl önce. Şu an
bir nesne çizilmiş tabloları ama tek uçan varlık kuştu herhalde o zaman değil mi? Evet, şimdi evet. Bunları da bir bu, sizden yorumlamanızı rica edeceğim. Bu Saint Emidius'un valisi Carlo Crivelli adlı bir ressam 1486'da bu tabloyu resmetmiş. Orada Londra Ulusal Galeri'de altta da Meryem Ana'yı görüyoruz. Ona bir daha zoom girersek o görüntüye. Yukarıda yine oval diz şeklinde bulutumsu bir formda bir nesne var ve Meryem Ana olarak resmedilen kişiye bir ışık hüzmesi gönderiyor. Ve kutsal figürler burada resmedilmiş. Bu çok önemli. Bir sonraki görüntüde de benzerini göreceğiz. Sizin de dediğiniz gibi uçmak diye bir kavramın olmadığı bir dönemde, sadece kuşların uçtuğu bir dönemde bunları ve fiziksel objeler. Bakın burada da yine Meryem ve Aziz Giovannino adlı bir 15. yüzyılda yapılmış ressam Domenico Ghirlandaio adlı Palazzo Vecchio Müzesi'nde, Floransa'da. Bunlar hep müzelerde sergilenen tablolar. Yani gidip görebilirsiniz. Ben defalarca gördüm. Ama sürrealist resimler ama bir ilham aldıkları bir şey olması gerekiyor çok, değil çok mi? Çok önemli noktası da o. Bakın bir insan aşağıda, yanında da bir köpek, havadaki o ışık saçan objeye bakıyorlar. Onun biraz daha zoom'u var. Bir sonraki karede. Muhtemelen köpek insandan önce fark etmiştir ve havlamıştır. Bakın bakın arkadaşlar, burada da Hak'tan Akdoğan Bey efendi aslında UFO'ların melek olduğunu dile getirmek istiyor. İnsanları uyarmak istiyor. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Ama kanalda artık hangi şartlar altında neden söylemek istemiyorlar ve ya bunu dünya gizliyor ve de dünya gizlediği için herhalde bunlar da kendileri de gizlemeyi eğiliyorlar ama doğru değil. Aslında bunların artık açıklanması gerekiyor arkadaşlar. Bak Mustafa Kemal Atatürk'ün üzerinde de var ve bazı belgelerle sunduğu ve uzaylı dedikleriniz varlıkların gökten Mustafa Kemal Atatürk'e yardım ettiğini gördünüz, kendiniz duydunuz arkadaşlar. Yani bunlar melek olduğunuz dile getiremiyorlar. Hakan Akdoğan da biliyor, karşıdaki bayan sunucu da biliyor. Ne hikmetse hiçbir bunu dile getiremiyor arkadaşlar. Keşke söyleyebilseler, yani inşallah söylerler. Ben söylüyorum açıkça bir laf var, hani kral çıplaktır ama kral çıplak kimse diyemiyor. Şimdi ben de bu aynı bu konum gibi, ben de diyorum ki kral çıplak. Ya kardeşim bunlar melek, artık kıvranmayın, millet de bilsin yani. Ya millet dine dönecek, artık dini anlayacak, tamamen işte soğuklanacak. İnsanlar kullanamayacağım düşüncesiyle insanlar bunları gizleyip duruyor arkadaşlar. Bunlar açıkça söylüyorum melektir arkadaşlar. Hakan Akdoğan mücadele ediyor. Programcıya da melek olduğunu söylettirmek için, kendisi söylerse olmaz. Birilerinin melek olduğunu açıklasın istiyor. Onun zoom'unda görüyorsunuz. Cismi bir obje o çizgilerle bir ışık yansıtmış. Yani ışıklar saçıyor ve yine kutsal figürle resmediliyor. Bu da 15. yüzyılda, yani bizden 600, 500, 400 yıl önce yapılmış bu tablolar. Dolayısıyla böyle bir teknoloji yokken bunu kurgulamamışlar. Peki, gördüklerini aynen. Bir şöyle sonra düşünsek, ben yine kuşkucu olarak yaklaşayım. Siz benden pek hoşlanmıyorsunuz. Özelliğinden ama. Evet. Şimdi dinlerde ilahi ışık, nur denilen bir kavram var. Bakın burada aslında konuyu biliyor ama sadece bayanın kendisi de iyi bir niyetli bayan. Bazen mesela dini programlar da yapıyor, mesela Kur'an üzerine çok anlatan insanları programına davet ediyor. Bu hadislerden, açıklayanlardan daha çok Kur'an'ı savunuyor bayan kendisi ve öyle konukları almaya özen gösteriyor. Aslında kendisi de biliyor, artık yönetmeni mi artık izin vermiyor bunu söylemesine bilmiyorum. Bayan özellikle melek olduğunu da biliyor, kendisi de biliyor aslında. Kendi kafasında resmi çizen kişi ilahi bir ışık, nur saçan bir cisim çizmek istemiş olabilir mi? İlahi bir ışık diyor. İlahi bir ışık diyorsanız kendisi söylüyor zaten. Bu kendisi de herhalde yönetmeninden dolayı melek olduğunu dile getiremiyor.
Bayan kardeşimiz. Olabilir, çok doğal. Zaten biz bunun ilahi boyutla alakasız olduğunu söylemiyoruz. Sadece farklı boyutta... Bunlar yalnız şey, bu böyle hayal resimler değil. Tabii. Bu objeyi görüp ikisine. Tabii bir sonraki tabloya gelirse... Mesela bu konuda araya girip bir şey söyleyeyim. Meryem Ana'yı da çizmiş. Meryem Ana da var ama o obje görülerek çizildiği belli. Bu resmi yaklaştıralım. Art de Geller adlı Flaman bir ressam. 1710'da İsa ortada. Yine üstte tabak şeklinde, evet. Ve ışık hüzmesi değil bu. Fiziksel cisim bir obje ama İsa'nın üzerine bir ışık yansıtıyor. Bakın kutsal figürlerle hep bu. Başka bir boyuta gidiyor aslında olarak. Evet. Yakalayabiliyorsunuz değil mi? Bir sonraki görüntüye geçelim. Bu da çok önemli bir tablodur. Bakın bu gerçekten çok çok önemli. Yugoslavya'da Nikoni Dekani Manastırı'nda mihrabın üstünde bir fresk bu. İsa'nın çarmıha gerilişi. 1350 yılında yapılmış. İsa çarmıha gerilmiş. Yine iki tane araç var. Ve yakında göreceğiz yakın planında. Bu araçların içinde varlıklar var. Bakın olağanüstü bir tablodur. Çok nettir bunlar. Bir sonraki fotoğrafta yakın planını göreceğiz. Evet, sağ üstte mi o? Tabii bir sağ üstte, bakın altta da şimdi bir sağ üstte var, bir de sol üstte var. Demek ki bütün zamanlarda araçları kullanarak gelmişler değil mi? Bu ziyaretler demek ki tarihin her döneminde yapılmış. Kutsal figürlerle resmedilmeleri de ayrı bir özellik taşıyor. Evet arkadaşlar, biz sizlere bunları belgeli olarak sunuyoruz. İnkar etmek, inkar etmemek de sizlerin elinde. Biz gerçekleri gün yüzüne çıksın diye, bir herkes gerçekleri öğrensin diye bir şeyleri anlatıyoruz. İnşallah anlayanlar olduğuna inanıyorum. Ve doğruları bilin arkadaşlar. Aslında UFO dediklerimizin melek olduğunu NASA da biliyor. Ve hükümet liderleri de biliyor. Asıl bilmeyen yabancı ülkede dahil, Türkiye'de dahil, halk bilmiyor, millet bilmiyor. Bunların neden vermiyor, bilgiler vermiyorlar? Çoğunlukla inkar ediyorlar. Mesela diyelim ki melek diyemiyorlar. UFO var, bir başka yerden gelen varlık var diye bunu dillendirip duruyorlar. Asıl niyetleri insanları bu kapitalizm güç, sömürge ülke, kimsenin dini inancına bağlanmasını istemiyor. Dini inancı ortaya çıktığı zaman ve UFO'ların melek olduğunu saplanıp görüldüğü, ispatlandığı zaman iş olanağı insanlarda azalır. Üretim azalır, insanlar dine daha çok yönelir diye ve insanları sömüremeyiz diyerek bu kirli amellere ortak oluyor olan ve hal ortak olmayı sürdüren siyasetçiler de var arkadaşlar. Sadece bilmeyen dünyada halk bilmiyor. Tüm siyasetçiler biliyor, NASA biliyor. O yüzden arkadaşlar bizler de sizlerin öğrenmesini istiyoruz. İster kaydı dinlersiniz, ciddiye alırsınız ya da ciddiye almazsınız bizleri. Ama bu şuna inanıyorum ki arkadaşlar, hani demin de bahsettiğim gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün gizlenen vasiyeti. Bak gizli vasiyet demiyorum. Çünkü bu vasiyet gizleniyor. Günü dolduktan sonra Mustafa Kemal Atatürk 50 yıl sonra açılsın dendikten sonra günün Kenan Emre'ni bunu 20 yıl daha ertelemiştir. Ve ondan sonra gelenler de açmamaya direniyor. Saraylar kuruyorlar. Herhalde kendilerini mehdola sunacaklar. Ama Allah kimseye, herkes hesap yaparken farklı niyetli insanlara fırsat vermez. O yüzden gönlünüz hoş olsun. O konudan dolayı bir sıkıntı yok. Rabbimiz ne diyor Kur'an'da? Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Ve şuna inanıyorum arkadaşlar, bu vermiş olduğum bilgiler inanın ki günü yakın olduğu belli. Çünkü nereden biliyorsunuz? Mustafa Kemal Atatürk gizlenen vasiyetimde bahsettiğim gibi gizlenen vasiyetin içinde Meriç Tunlu Er'in de belirttiği gibi Hazreti Mehdi ve Hazreti Mesih, Hazreti Meryem'in geleceğini belirtiyor. Ve Ayasofya'ya da ineceklerini, gideceklerini de belirtiyor.
Ben arkadaşlar sizlere bu videoları paylaşım demin de söyledim. İnanır inanmaz veya alay etersiniz bizi bir ilgilendirmiyor. Zamanın yakın olduğunu da söyledim. O gün inşallah herkes çoğu şeyler tanık olacak. Sizlere Allah'a emanet ediyorum dostlar.